Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli kesme helva tarifiyle geldim. Tarifim tam ölçüdür, birebir uyarsanız şahane bir helva yapmış olursunuz. Hemen tarife geçelim. Derin bir kase alıp içerisine 200 ml'lik bardak ile 2,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı pekmez, ben elma pekmezi kullandım. Sizler dilediğiniz meyvenin pekmezini kullanabilirsiniz. Ve 2,5 su bardağı, yani 500 mililitre kadar da sütü üzerlerine ilave edip şerbetimize çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım. İlk aşamada şekerin içerisine tamamen karışmasını beklemeyin. Zaten karışmayacaktır. Ama biz unumuzu kavuruncaya kadar şeker içerisinde tamamen eriyip şerbetimiz istediğimiz kıvamı alacaktır. Ve hazır olan şerbetimizi bir kenara alıp geçelim unumuzu kavurmaya. Bunun için uygun bir tencere, yani genişçe bir tencere aldım. İçerisine 250 gram tereyağı ilave edip tereyağını güzelce erittim. Tereyağı eridikten sonra yine 200 mililitrelik bardak ile 2,5 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Bu arada ben tereyağı kullandım ama sizler tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Yani dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ve ocağımızı en kısık ayara getirip unumuzu kavurmaya başlayalım. Helva yapmak aslında zor bir iş değil ama bolca sabır ve kol gücü gerektirir. Ama sonuç için değer mi? Kesinlikle değer. O yüzden hiç yılmadan kısık ateşte sürekli unumuzu kavurmaya devam edelim. Ben tereyağı kullandığım için, yani tereyağı birazcık un kavruldukça yanabilme riski olduğu için ben içerisine çok az miktarda da sıvı yağ ilave ettim. Sizlere de öneririm ama margarin kullanırsanız sıvı yağ ilave etmenize hiç gerek yok. Yani margarin yanmayacaktır ama tereyağı kullanırsanız dediğim gibi tereyağın ayranı yanabilir. O yüzden çok az miktarda da olsa sıvı yağ damlatmanızı tavsiye ederim. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. İlk aşamada, yani yağın üzerine unu ilk ilave ettiğimizde un yağın tamamını içerisine hapsedecektir. Ve bu bize düşündürebilir ki helvamızın yağı az geldi, unumuzu kavuramayacağız. Kesinlikle öyle düşünmenize gerek yok. Birazcık kavurduktan sonra fark edeceksiniz ki zaten yağını tekrardan geri salmaya başlayacak. Eğer daha önce helva yaptıysanız zaten bunu deneyimlemişsinizdir ama ilk defa yapan arkadaşlar için bunu söylemek istedim. Bu arada ne kadar kavuralım derseniz ben bu ana kadar, yani şu an ekranda gördüğünüz renge kadar kavurmayı seviyorum. Eğer az kavurursanız helvanızdan bariz bir şekilde un tadı gelecektir. O yüzden kıvamında kavurmanızı tavsiye ederim. Ve kavrulmuş unun üzerine şerbetini azar azar ilave ederek karıştıralım. Ve şerbetin tamamını çeken helvamız çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi içerisine ben iri doğranmış, yani doğranmış derken sadece elimle kırmış olduğum cevizleri ilave ettim. Ama dilerseniz böyle sade bırakabilir veya kuru üzüm, fıstık, fındık, ne seviyorsanız onu ilave edip karıştırabilirsiniz. Ben baton bir kek kalıbı alıp içerisine yağlı fırın kağıdı yerleştirdim. Yani helvamıza bu şekilde şekil vermek istedim. Ama sizler dilerseniz normal bir tepsi veya farklı bir kap da kullanabilirsiniz.
ve helvamızı tamamen soğuttuktan sonra en az 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirip o şekilde servis edebilirsiniz. Ama bana sorarsanız en iyi servis önerisi bir gece bekledikten sonradır. Yani çok daha güzel kesilecektir ve daha lezzetli olacaktır. Sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.